İki türlü ilim var. Biri kalbe iner, tesir eder, amel hasıl eder. Biri de dilde kalır, hiç amel yok, takva yok bir şey. Bir başka boyutunu söyleyeceğiz. İki türlü ilim var. Bu iki türlü ilim nasıl bir şey biliyor musun? Bu da bambaşka bir şey. Adamda takva var. İlim kalbine inmiş. Huşu var. Haramdan sakınıyor. Emirleri tutuyor. Bunun da bir eksik tarafı olabiliyor. Neden? Tasavvuf ilmi, kalp ilmi, batın ilmi olmayınca bu sadece ne yapıyor? Ayette, hadiste gördükleriyle sınırlı kalıyor. Ama kalbine hiçbir ilham gelmiyor. Böyle çok kas katı adamlar vardır, isimleri lazım. Çok büyük alimdirler, haramdan da çok sakınırlar, çok takvadırlar ama gidip evliyaya itiraz ederler. Böyle çok evliyaya itiraz etmiş adamlar. Yani İmam Gazali'nin aleyhine konuşan, Abdülkadir Geylani'nin aleyhine konuşan yine alimler, hem de takva alimler. Bunlar da kalp ilminden, batın ilminden, tasavvuf ilminden nasipsiz oluyorlar. Bu da bir sorun. Bu da bir sorun ama bunlar kârdan zarardalar. Kârdan zarardalar. Bunlar cennet ehlidirler. İlim kalplerine inmiş çünkü amel çıkmış eseri. Fakat bildikleriyle sınırlı kalmışlar. Bizim dışımızda kimseye Allah bir şey vermemiş diye düşünüyorlar. Halbuki Allah-u Teala efendim onun kadar okumamış bir insana da takvası bereketiyle, ihlası bereketiyle, riyazat, haç, susuz, uykusuz kalmak, mücahede, ibadette kendini çok zorlamak bereketiyle ledün ilmi verebiliyor. Ki vermiştir, Kur'an-ı Kerim'de de bunu beyan ediyor. Bu da ayrı bir mesele. Mesela Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın da bir sözü var tabi. Hafiztu Rasulullah bi ayn, ben Rasulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem iki tane kap doldurdum diyor. Ebu Hureyre son 4 senede Müslüman olmuş ama hiçbir sahabenin Efendimiz'in yanında kaldığı, onun yanında kalmamış. Hep camide kalmış, her buyurulduğunu duymuş. Bir de ezberi var, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dua etmiş. Cübbesini açtırmış, tükürmüş içine, kapattırmış, giydirmiş, daha hiçbir şey unutmamış. Şimdi Rasulullah'tan iki kap doldurdum. اَمَّا اَحَدُ Bu Bukhari'dir. Ebu Hureyre'nin bu rivati Bukhari'de geçer. اَمَّا اَحَدُ مَا فَقَدْ مَزَدُّ Bir kapı yaydım diyor. Hangi kap? Bütün şeriat ilimleri, hükümler, helallar, haramlar, zikirler yaydı. Ebu Hureyre'den fazla hadis rivat eden bir sahabi yok. وَاَمَّا الْاَخَرْ Bir kap daha doldurdum. Onu yaymıyorum diyor. فَلَوْ بَسَتُّهُ Onu yayacak olsam لَكُتَ عَذَا الْبُلْعُومِ Bu boğazım kesilirdi diyor. Yani birileri beni Ebu Hureyre dinden çıktı diye keserlerdi diyor. Onun için öbür ilmi yaymıyorum. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adamına göre konuşmuş, her gelene bir kap vermiş, bir şey öğretmiş ama tasavvuf ilmine merak olanlara da özel ilimler vermiş. Mesela Ebu Bekir Sıddık Efendimiz, mesela Hazreti Ali Efendimiz. Bütün tarikatler kimden geliyor? İkisinden geliyor. Biri Ebu Bekir Efendimiz'den, ondan kim almış? Selman-ı Farisi çok meraklıydı bu işe, o almış. Oradan Hazreti Ali Efendimiz almış, Hazreti Ali'den silsile devam ediyor. Maruf-ı Kerhiler, Davud-u Tâhiler, o yolda oradan devam ediyor. İşte Habib-i Acemiler, işte Seri-i Sakatiler, Cüneyd-i Bağdadiler Hazreti Ali tarikinden geliyor. Bizim Şah-ı Nakşibendiler, Yusuf-u Hemedaniler, işte Ebu Al-Farmediler, Beyaz Bestamiler, Ebu Hasan Harkaniler, Ebu Bekir Sıddık Selman Efendimiz'den geliyor. Bütün yollar bu ikisine gider. Bu ikiden başka yola çıkmaz. Ya Hazreti Ebu Bekir'e gider, ya Hazreti Ali Efendimiz'e gider. Orada onlara özel ilimler vermiş. Yani bazı sır ilimleri, zikir talimatı yapmış. Bu inkar edilemez. Bak burada Ebu Hureyre'nin sözünden de bu anlaşılıyor. Şimdi ikinci kap nedir? İkinci kapta tabii ikinci doldurduğum kap var diyor ama bazı alimler de şunu demişler. Mesela kıyamete yakın neler olup biteceğini söylemiş, kendisinden sonra da neler olacağını söylemiş. Ben onları şimdiden söylesem beni keserler diyor. O da çok doğru bir tespit tabii. Çünkü neden? Mesela hep derdi ki 60'ın başına hicri 60'ın başına yetişmekten Allah'a sığınırım. 60'ın başına kavuşmadan öleyim. Devamlı 60'ın başı derdi. Kimse bir şey anlamazdı. Tam 60'ın başında Hazreti Muaviye ölünce, oğlu Yezid geçince işte Kerbelalar, Hazreti Hüseyin'in şehadetleri, öyle bir belalar geldi ümmetin başına. Hep derdi ki benim ümmetimin helaki Kureyş'ten bazı genç delikanlıların yüzünden olacak. Onlar işi karıştıracak. 60'ın başına sığınma. Demek neler biliyordu?
bütün süreci Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bildirmiş ama şimdi onları söylersem, başıma gelmeyen kalmaz, kesersiniz kafamı diye. Hazreti Ebu Hureyre hakkında radıyallahu teâlâ bu rivayet var. Ama İbn Abbas Efendimiz derdi ki, Hazreti Ali Efendimiz derdi, Fatiha'nın ilimleri hakkında 70 deve yükü malumatım var. Sırf Fatiha'nın ilimleri, 70 deve yükü malumatım var. Hangisini anlatayım? Ah bende öyle ilimler vardı, böyle göğsüne vururdu. Hamelesini bulsam, taşıyanını bulsam neler anlatacağım? Ah bende ne ilimler var, böyle vururdu. Kendi zamanında taşıyacak alim bulamamış. E şimdi bunlar bizim aklımız, hafsalemiz ne de alır? İbn Abbas buyururdu, Taberi tefsirinde her yerde kaynağı var. Allahu lezî halaka semâvât vel ard. Âyetinde yetenezzelül emru beynehunne li ta'lemu enne Allâhe alâ kulli şeyin kadîr ve enne Allâhe kad ihâta bi kulli şeyin ilmâ. Yerlerle gökler arasında Allah'ın emirleri, fermanları, hükümleri, kazaları, kaderleri inerde kalkar, inerde iner. Bu ayetin tefsirinde öyle ilimler biliyorum, gökler arasında ne emirler, ne hükümler, ne kaderler var, neler var biliyorum. Yani bunları söylesem beni taşla recm ederdiniz, İbn Abbas kafirlerin en büyüğü olmuş, dinsiz derdiniz, bu konuları açmıyorum derdi. Onun için biraz bir şey açan zaten Hallacı Mansur gibi idam edildi. Efendim tasavvuftan biraz bir şey kaldıramayanlar, mübarekler makamları yüksek ama tabii kader gereği onlar da canlarıyla ödediler bu işleri. Onun için bu zamanda zaten nerede? Ama tabii ki ben biliyorum Efendi Hazretlerinde ne meseleler var, ne ilimler vardır. O da adamına göre demiştir, adamına göre dememiştir. Herkese her şey anlatılmamıştır. كَلِّمُ النَّاسِ عَلَى قَدَرِ اُقُولِهِمْ İnsanlara akıllarına göre konuşun, hadis-i şerifi var. اَتُحِبُّنَا يُكَذَّبَ اللّٰهُ وَرَسُولُ Allah ve Resulü inkar edilsin mi istiyorsunuz? Benim bile 3-4 tane konuşmam var. 20 seneler evvel özel ihvana konuşmuşum, görüntüleri bile yok, çoğunun sesi falan. Şimdi keşke konuşmasaydık diyorum, aldılar, koparttılar ortalığı şimdi. Adam anlamıyor yani, hafsalesi almıyor. Halbuki ne meseleler var, oradan konuşuyor. Ya Rabbi, Kur'an'da görmüyor musun sana diyor, meleklere diyor ki, üstüdül Adem, Adem'e secde edin diyor. Şimdi bir Adem'e secde edilin manası, ona ibadet edin demek midir? Değil. İbadet ancak Allah'a yapılır. Adem'i ne yapın? Kendinize kıble edinin, ona dönün, ona doğru secde yapın bana. O sizin kıbleniz. Ya insandan kıble olun, ya taştan oluyor. Taştan oluyor, taşlardan oluyor. Şimdi bütün bu Vahabiler herkese müşrik diyorlar, kendileri de gidiyorlar, taşa doğru dönüyorlar. Niye buraya dönüyorsun? Allah emretti. E kardeşim Allah da orada meleklere emretmiş, Adem'e dönün, bana secde edeceksiniz. Ama kime dönün? Adem'e dönün. E şimdi Evliyaullah'ın hikmetli sözlerini anlamıyorlar. Daha bunun gibi nice misaller verebilirim, yine ortalık karışır. Onun için o misaller de bana kalsın. Evvelce söylemiş olduğumuz bazı şeyler de var. Adam anlamıyor. Allah Allah. Yani mesela adam geliyor bir evliyayı ziyaret ediyor. Hacca gidecek parasıyla var. O zat da diyor ki ona, nereye gidiyorsun? Kabe'ye gidiyorum diyor. Ya kardeşim diyor, burada daha hayırlı bir iş var diyor. Ne hayırlı? Burada bu kadar fukara var. Millet açlıktan ölüyor. Ver parayı diyor ondan sonra efendim. Şunlara dağıtalım diyor. Millet açlıktan kurtulsun, ölmesin. Bu haçtan daha hayırlıdır diyor falan. Yahu diyor hac Allah'ın farzı diyor, sen diyor beni nelerden men ediyorsun diyor. Anlamıyor. Orada insanlar açlıktan ölüyorsa sen o hac parasını onlara versen daha sevap, ölüyor. Ama o evliyanın o sözünü anlamıyor. Ya kardeşim diyor, sen diyor bak diyor burada diyor bu iyiliği yap göreceksin diyor. Kimi dinliyor, kimi dinlemiyor. Dinleyenlere ne makamlar veriliyor, dinlemeyen hiç. Ona haccı da kabul olmuyor. E sen şimdi yolda daha muhtaçını görürsen. Bunun daha da teferruatı var, tafsilatı var. Çünkü kalp Beytullah'tır, Allah'ın evidir. Evliyaullah'ın kalbi. E şimdi neden? E Kabe'nin içine Allah hiç girmiş mi? Girmemiş. Taşa toprağa sığar mı aşağı? Ama ne buyuruyor hadis-i kutsi'de? مَا بَسْيَانِ يَرْضِي وَلَا سَمَاءِ وَلَا وَسْيَانِ قَلْبُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ Bu Beyhakî de rivat ediyor.
Mektubatta İmam-ı Rabbani ediyor da onu kabul etmezler. Diğer hadis kaynaklarında da var. Yerlerim, göklerim almadı beni. Çünkü onlar mekandır, ben mekansızım. Mü'min kulumun takva sahibi elleyyinil vadi'i, dünyayı terk etmiş yumuşak kalpli mübarek kullarımın kalpleri aldı beni diyor. Neden? Çünkü Allah kalbi neye göre yaratmış? Mekansızlık. Mekansızlık üzere. Kalbi hiçbir mekana sığdırabilir misin? Şurada senin kalbin fırıldak gibi dönüyor. İki rekat namazda gitmediğimiz yer kalmıyor. Adam İstanbul'da duruyor. Ne İstanbul'da duruyor? Kalbin nerede acaba? Hangi mekana kalpçı var? Düşün ki senin benim kalbim tabii mekanlar arasında dolaşıyor. Bir de mekandan çıkan, mekandan soyutlanan zikirle beraber, riyazatla beraber, mücadeleyle beraber Allah Teala buyuruyor, öyle kulumun kalbi alır beni. Göklerim, yerlerim geniş ama almaz beni. Kalp dar gibi gözüküyor ama alır beni. Çünkü müminin kalbi hazainullah, kalbül mümini arşullah. Mümin hangi mümin? Kamil mümin. Kalbi Allah'ın arşıdır. Kalbül mümini hazainullah diyor. İsmet Garibullah Büyükşehir'de hadislerde diyor bunlar. Hepsi hadiste kaynağı var. Ebu İnebetel Havlani'den zikrediyor. Taberani'de geçiyor bu hadislerin manen rivayet bunlar. Kaynakları oradan geçiyor. İnne lillahi evaniye fi ardi. Allah'ın yeryüzünde kapları var. Ela ve yel kulub. Allah'ın kapları nedir? Tencereleri neresi? Kalplerdir. Müslümanların kalpleri Allah'ın kaplarıdır diyor. Bu Taberani hadisidir. Peki ve ahabbu ailallah. Allah bu kaplardan hangisini çok seviyor? El yenuha ve arakkuha. En yumuşak, en merhametlileri seviyor. Allah kabına ne yapıyor? Feyiz dolduruyor, tecelli dolduruyor, nur dolduruyor, rahmet dolduruyor. Herkese doldurur mu bunu? Onun için Allah'ın beytidir diyor. Allah evden münezzeh, mekandan münezzeh ama feyiz yağdırıyor. İmam-ı Rabbani hiç hacca gitti mi? Gitmedi. Gidecekti. Parasını derledi, yola vurdu. Delhi'ye geldi. Kimi gördü? Muhammed Baki Billah Şeyh Efendi ile buluştu. Yıllardır bütün tarikatları bitirmiş. Nakşibendi nispetini arıyor. Ehrariye tarikatı, Ehrariye tarikatı. Ubeydullah Ahrar'ın yolu Şah Nakşibend'den sonraki ismiyle müşemma. Geldi. Dediler ki burada bir gördü, bir şey. O da dedi, sana dedi beni hizmet etmeye gönderdiler. Sende çok kabiliyet var, dünyayı nur dolduracaksın da. Şeyhlerimiz bizi gönderdi sana Bukhara'dan, Semerkant'ten. O da çok feyizlendi, şey yaptı. Dedi, şimdi hacca gidiyorum. Döneyim dedi. Birkaç ay yanınızda kalırım dedi falan. Sonra bir sohbette bulundu. Tabii öyle sohbet bizim gibi sohbet değil tabii ki. Manevi beraberlik, nispet, feyiz, feyiz, feyiz. Allah Allah! Mevla'yı tanımak bakımından, marifetullah bakımından öyle şeyler kazan. Ya dedi ben şimdi hacca giderim, gelebilir miyim, gelemez miyim? Burada Kabe'nin sahibine vasıl olmak var, Allah'ı bulacağız. Şimdi Kabe'ye şu andaysam bir daha sene de giderim. Bir daha sene de giderim. Bu Şeyh Efendi'yi nasıl bulayım? Zaten Muhammed Baki Billah Hazretleri 41 yaşında vefat etti genç. Ondan sonra durayım dedi ben. Kabe'nin sahibine dedi, kavuşalım dedi. İki ay içinde, 2,5 ay içinde bütün tarikatı, manevi bütün dereceleri bitirdi. Şeyhi dedi ki, ben de sana bağlanıyorum, müritleri de sana bağlıyorum, Mevla bütün feyizleri sana vermiş dedi. Biz dedi, aracıyız dedi yani. Ondan sonra da maddi imkanı olmadı, artık hacca gidecek fırsat da bulamadı. O arada orada meşgul oldu. Şimdi Allah'ı bilmek, Allah'ı tanımak, tabii ki farz olanlar, vacip olanlar, şeriatın zahirine asla kıl kadar muhalefet yok. O ayrı bir şey. Ama bir de kalp ilmi var, batın ilmi var. Şimdi ne buyuruyor İmam Kirmani Hazretleri? Bukhari şerhi var bunun. Bizde de var diyebiliyorum. Bukhari şerhi. Onda diyor ki, tasavvuf ehlinin... Şimdi Beyazıt Bestami ne dedi? Sübhani, Sübhani, Mazame Şani. Ben beni tesbih ederim, ben beni tenzih ederim, şanım ne yücedir. Dinleyenler ne zannettiler? Allah Allah, bu da kendini tesbih ediyor. Allah mı olmuş aşağı? Onu mu dedi şimdi? Onu mu dedi şimdi? Peki, Allah Kur'an'da diyor, ne diyor? Ağaçtan Musa Aleyhisselam'a nida geldi. Ne nidası geldi? İnni enallahu rabbul alemin. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Şimdi kimden çıktı bu ses?
Ağaçtan çıktı. Ağaçtan Allah-u Teala buyuruyor, ağaçtan duyuruyor. Beyazıt Bestami'de nasıl bir halasır oldu? Kendini de kaybetti, her şeyi de kaybetti. Allah'tan başka bir şey yok. Allah-u Teala'nın kendini tesbih ettiğinin zikrini yaptı. Allah Teala buyuruyor ki ben beni tesbih ederim. Başında Allah buyuruyor ki demeyince, o makama gelince Allah'ın tesbihini, Mevla kendini tesbih etmiyor mu? Ediyor. Bütün Kur'an Allah'a hamd ediyor. Allah'a tesbih ediyor. Kur'an kimin kelamı? Allah'ın kelamı. Allah kendini hamd etmiyor mu? Kendini tesbih etmiyor mu? Sübhanellezi bütün Kur'an'ın surelerinde geçmiyor mu? O Allah'ın kelamını nakletti. Millet bunu, hadi bakalım. Anlamıyorlar, anlamıyorlar. Allah Allah! Yani sen ne diyorsun? Mesela bir söz söyledi, kimse bir şey anlamadı. Huzdu bahran ve kafel enbiya ve bisa'ali. Bu büyüklerin sözlerini, şatahat deniyor. Bunların sözlerini tefsir için ciltlerce kitaplar yazmıyor. Bir şey anlamadım. Öyle bir denize daldım ki peygamberler sahilinde duruyor. Öyle bir denize daldım ki peygamberler sahilinde duruyor. Ana! Kimisi dedi bu Beyazıt Bestami zındık olmuş aşağı. Halbuki ne demek istiyor? Peygamberler çoktan o denizi aşmış, sahile geçmiş. Ben o hayret denizinde Allah'ı bulayım derken şaşkınlık aleminde denizin içinde kaldım, bocalıyorum diyor. Peygamberler çoktan selamet sahiline gitmiş diyor. Bunu anlamayınca ne diyor? Peygamberler içine girememiş, ben ortasına dalmışım anlıyor. Yahu kardeşim! Yani evliyanın aleyhine konuşmak için bahane bulursun ama helak olursun. Şimdi bu ilmi batın birinci kap ahkam ilmidir, ahlak ilmidir. Yani helal, haram, şeriat, ahlak, sıla-i rahim, ana babaya iyilik, doğruluk, dürüstlük, bütün İslam bunun içine giriyor. İkinci kap sırlar ilmidir. Sırlar ilmidir. Bu marifet ehli, irfan ehli, Allah'ı tanıyan bilen ulemaya mahsustur. Bunlar mesela İmam Zeynel Abidin duydunuz mu? Hazreti Hüseyin Efendimizin oğlu, Hazreti Ali Efendimizin torunu. Ona seccat denirdi. 2000 tane hurma ağacı vardı. Her birinin altında günlük 2 rekat kılardı. Secde etmekten alnı böyle bağlamıştı. Düğümlenmişti böyle alnı. Es-Seccat lakaplı. O mesela buyuruyor ki, bu çok acayip bir şey. فَرُبَّ جَوْهَرِ عِلْمٍ لَوْ أَبُوحُ بِهِ لَقِيلَ لِي أَنْتَ مِمَّنْ يَعْبُدُ الْوَثَنَى وَلَسْتَحَلَّ رِجَالٌ مُسْلِمُونَ دَمِي يَظُنُّونَ أَكْبَحَ مَا يَفْعَلُونَهُ حَسَنًا. Öyle gizli ilimler bana sırlar verilmiş ki açıklayacak olsaydım bana derlerdi ki sen puta tapanlardansın. Şimdi tarikata girenler için Vehhabiler ne diyor? Müşrik diyor, puta tapanlar. Niye rabıta yapıyor? Rabıta yapıyor, şeyhini tasavvur ediyor, düşünüyor, kendini onun yanında düşünüyor. Allah'ın ona aktardığı feyizlerden, nurlardan efendim o da talep ediyor. Şimdi bu Allah'ın emridir. وَبْتَهُ اِلَيْهِ الْوَسِيلَ Bana sizi yaklaştıracak vesile arayın diyor Kur'an. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki dua yaparken dersiniz ki Allah'ım mehdini, beni hidayet et ve seddidni, beni doğru düzelt. Ama diyor hidayeti dua derken düz bir yol düşünün, o yolun düzgünlüğünü düşünün. Beni doğru derken وَذْكُرُ بِسْسَدَادِ تَسْد۪يدَ كَرَّمْيَ Sen diyor otu oku diyor, atarken diyor, nasıl doğru düzgün böyle nişan alıyorsun, düp düzgün yapıyorsun diyor. Beni doğrut ve düzelt derken de diyor, oku düzeltmeni düşün diyor. Bu Ebu Davud en sahih kaynakta geçiyor. Yani bir insan dua yaparken, zikir yaparken bir oku düşünmesi, oku düzeltmesini düşünmesi, bir düzgün yol isterken, hidayet, istikamet, sırat-ı müstakim derken dost doğru bir yolu düşünmesini hadis emrediyor. Bunu da düşün diyor. Peki yolu düşünüyorsun, oku düşünüyorsun, Allah'ın bir dostluğunu düşünsen ne zararı var? Ne buyuruyor hadis-i şerifte? هُمُ الَّذ۪ينَ اِذَا رُوزُكِرَ اللّٰهِ Evliya kimdir diyorlar. Bütün hadislerde geçiyor bu. Kimi gördüğünüz zaman Allah aklınıza geliyorsa evliya odur diyor. Demek ki bir alimi, bir veli, hayır alim değil.
Bir Mahmud Efendi Hazretleri görüyorsan dünyadan soğuyorsun. Ahirete rağbet ediyorsun. Allah'ı hatırlıyorsun. Değil mi Bişel? Bizde oluyor o hal. Onu gördüğümüz zaman yaşıyoruz bunu. Odaya giriyoruz bin türlü dertle, yanından çıkıyoruz. Yani sanki uçuyoruz. Ondan sonra koruyamıyoruz tabii, yine bozuluyoruz ama o anda sırf Allah aklına geliyor. Çünkü devamlı zikirle meşgul. Onları görünce diyor, Allah hatırına geliyorsa diyor, veliler onlardır diyor. Sen şimdi burada görmekle düşünmenin ne farkı var? Her zaman yanında duramazsın ki. Her zaman yanında duramazsan, bakın diyor, görün diyor. اَنَّزَرُ لَا وَجِلْ عَالِمْ عِبَادَتُنْ Alimin yüzüne bakmak ibadettir. Hadis, Kenzül Ummal'de Ali'l Müttakî de muhaddis zikrediyor. اَنَّزَرُ لَا وَجِلْ عَالِمْ عِبَادَتُنْ Ali'nin yüzüne bakmak ibadettir diyor. Neden? Çünkü ilmin kapısı odur. Şimdi bu her alimden bahsetmiyor. Nefsinin esiri olmuş benim gibi adamlardan bahsetmiyor tabii ki. Ama sen bir Allah dostuna diyor, baksan ibadettir diyor. Burada zemzeme bakmak ibadettir diyor, günahları döker diyor. Kâbe'ye bakmak ibadettir diyor. Ananın babanın yüzüne bakmak ibadettir diyor. Yüzüne bakmakla düşünmenin ne farkı var? Yanında değilsin, yanında olmadığın için onun huzurunda olduğunu düşünüyorsun. Bunda ibadetle, tapmakla ne alakası var? Çünkü onun yanında daha disiplinli oluyorsun, tertipli oluyorsun. Yine hadis-i şerifte buyuruyor. İstahyi min Allah, Allah'tan haya et, sıkıl diyor. Ne kadar, ne gibi haya et diyor? Kestihyâke min sâlih aşiretike. Senin akrabandan, ailenden, yakınlarından salih kimseler olsa, onların yanında karıya bakabilir misin, kıza bakabilir misin? Namazda sağa sola bakabilir misin? Nasıl ki ulemanın, evliyanın yanında düzgün, doğru, üsturuplu kılıyorsun, dikkat ediyorsun önüne, başına, rükûna, secdene. İşte diyor, aşiretinin salihlerinden utandığın gibi Allah'tan utan diyor. Yani sen Allah'tan utanma makamında değilsin. Allah'ın yanında beni görüyor diye fark edemiyorsun. Çünkü Allah'ın gördüğü her yerde günah işliyorsun. Allah'ın gördüğünün şuurunda olsan günah işleyemezsin. Demek ki sen Allah'ın seni gördüğü murakabesini kazanamamışsın. Zaten Allah beni devamlı görüyor halini kazandıysan rabıtaya ne hacet var? Ama sen o makama gelmen için daha çok fırın ekmek yiyeceksin. O zaman neyi düşünüyorsun? Hocamın yanında olsam şimdi bunu yapabilir miydim? Evliyanın yanında olsam şunu yapabilir miydim? Bu mülahazalarla, bu tefekkürlerle beraber Allah'ın murakabesine doğru gidiyorsun. Bana diyor, sizi ulaştıracak vesile arayın diyor. Vesile ne olacak o zaman? Namaz kılıyorsun, Allah aklına gelmiyor. Demek amellen olmuyor işte. Demek bunun mukaddimeleri, öncüleri lazım. Onun için diyor, benim öyle ilmimden cevherler var ki, onları söyleyecek olsam bana derler ki, sen de puta mı tapıyorsun? Müslüman adamlar kanımı helal görürler, hem de diyor, yani beni öldürmeyi helal sayarlar, yaptıkları en kötü işi, cinayeti bile güzel sayarlar diyor. Ama dolu ilimleri söyleyemiyorum diyor. Bu çok meşhurdur İmam Zeynel Abidin Hazretleri'nden. Demek ki meşayihin bu meknun, ilmi meknun, sırrı masun, efendim, gizli sır, gizli ilim, bunlar neyin semeresidir? Allah'ın dinine hizmetin neticesidir. Efendim, şeriatın semeresidir. Şeriattan başka bir şey yok. Hakikat da şeriattan doğar. Tarikat da ona hizmet eder. Marifet de ona hizmet eder. Bütün mesele toplandığı zaman şeriata gelir. Şeriatın zahiri var, batını var. Sureti var, hakikati var. İlmi var, ameli var, yetmez. İlla da ihlas. Değilse iflas. İhlas kitaptan okunmaz, hocadan öğrenilmez. İhlas kalp işidir. Allah diyor, benim sırrımdır, dilediğim kulumun kalbine emanet bırakırım. Hiçbir melek de görmeyecek, iblis de görmeyecek, Allah'tan gayrı kimse bilmeyecek, öyle bir Allah'a bağlı niyet olacak. Bunda kazanılmasının elbet bir yolu olacak, değil mi kardeşim? Sokakta bulunmuyor, bakkaldan alınmıyor. Şimdi burada daha bazı ilimler var. Bu gece çok uzayabilir. Onun için önümüzdeki derste inşallah 25 Ocak dedik, değil mi? Buradaki hadis-i şerifleri okuyacağız. İlmi meknun, gizli ilim neden ibarettir? Hadis-i şerifte bunu beyan ediyor. Yine Terhib-ü Terhib hadislerinin
metninde de geçecek. O hadis-i şerif önümüzde geliyor. O hadis-i şerif gizli ilimler var Allah'ın şeriatında, Allah'ın dininde. Bu hadis-i şerif 141. numarada gelecek. O hadisi inkar edenlerin de durumları gelecek. O ilmi inkar edenlerin de, Allah bizi inkar edenlerden eylemesin. İman edenlerden eylesin, teslim olanlardan eylesin. Amin, amin, amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme.